Evet, merhaba değerli izleyiciler. Her hafta olduğu gibi amatör futbola objektif bakış programımıza yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü stüdyo konuğum ise ASKF, kısa adı ASKF olan Amatör Spor Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyesi sevgili Murat Akgöz olacak. Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Teşekkür Nasıl keyifle sizi ilk kez konuk ediyoruz ederim. burada. İlk defa geldim evet sizin programınıza. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Sağ olun. Biz de güzel bir program olsun diye inşallah bu gündemdeki konuları sizlerle değerlendireceğiz. Tabii İnşallah. Talas Anayurt Spor Kulüp Başkanısınız aynı zamanda ama burada şimdi ASKF Yönetim Kurulu sıfatıyla bulunuyorsunuz. Hem de seyircilerimiz sizi şöyle bir tanısın, kendinizi bir tanıtırsanız. Ben Murat Akgöz. Pınarbaşı doğumluyum. 2018 yılında Anayurt Spor Kulübü'nü kurduk. Talas Anayurt Spor Kulübü'nü. Ondan önce Kafkas Spor, Çerkez olduğundan dolayı Kafkas Spor'da bir dönem yöneticilik yaptım. Şu anda da ASKF Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Tertip Kurulu'nda ASKF'yi temsilcisi olarak bulunuyorum. Bu şekilde Futbolun çalışmaya içinde devam böyle bir yer ediyoruz. aldınız yani. Ben Kafkas Spor'da tanıdım sizi daha ilk Evet. tanıştığımızda. Daha sonra da Talas Anayurt'u kurdunuz. Oradan ayrılıp Evet. futbolun içine böyle girmiş oldunuz yani. Evet hiç oynamadım. Yani hiç oynamamış yöneticilerden bir tanesi benim. Ama 90'lı yıllarda Kafkas Spor'a gönül vermiş birisi olarak tribünlerde yer aldım. Ondan sonra zaman geldi. Çocuklarımızın büyümesiyle sporun içine girmiş olduk ve hala da devam ediyoruz. Ömrümüz yettiğince Tabii. çalışmaya, hizmet etmeye devam Futbol sevgisi edeceğiz. oradan geliyor. Evet. Böyle de oluştu. Peki ASKF yöneticiliği nasıl gelişti sizin için? ASKF yöneticiliği bildiğiniz üzere yaklaşık 13-14 ay önce yapılan seçimlerde biz Mutlu Başkanım sağ olsun bizi aradı, yanında olmamızı istedi. Biz de oy hakkımız olmamasına rağmen bizi arayıp da yanında olmamızı istemesinden dolayı mutlu olduk. Orada başladı serüvenimiz. Yönetim kurulunda, ASKF yönetim kurulunda olduğumu seçim günü öğrendim aynı zamanda. Öyle mi? Aynı. Sürpriz oldu yani. Evet, sürpriz oldu. Hani bizim yönetim kurulunda olup olmamamız çok da önemli değildi bizim adımıza. Yani öyle söyleyeyim. Biz hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmadık. Hizmet için Yok, buradayız. çalışmalarda Elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya, çalışmaya Oy başladık. hakkınız yok muydu? Oy Delege hakkımız değildiniz yoktu yani. bizim. Yok, delege değildik. Ya. Talas Anayurt'un üye olmadığına dolayı aslında Evet, değil mi? Öyle Talas. hatırlıyorum. Şimdi Evet, hatırladım. evet. İşte. Evet, çalışmaların bir bölümünde tabii büyük bölümünde birlikte çalıştık. Doğru, ben oradan hatırlıyorum. Sonra da ama çalışmalarda Mutlu Başkan söylemişti yani. Evet. Hani zaten kendisi belirledi listeyi. Siz de o seçim günü öğrendiniz yani. Evet, seçim günü Böylelikle öğrenmiş oldum. yönetim kurulu üyesi. Peki yönetime geldikten sonraki çalışmalar yaklaşık 15 ay oldu veya ortalama. Yönetime geldikten sonra bizim esas, benim hani yaptığım iş sektöründen dolayı, inşaat işinden dolayı Sümer'le ilgili bir projemiz oldu. Onunla ilgili bir plan çalışmasında bulundum işte. Diğer ASKF'nin bütün ziyaretlerinde, bütün çalışmalarında, sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili bütün çalışmaların her tarafında bulunmaya çalıştım. Hiçbir şey yapamıyorsam da toplantılara katılmaya çalıştım. Elimizde ne geliyorsa mücadelemize devam ediyoruz. Yani ilk dönem tabii ki belli bir acemilikler olabilir. Ön Evet. hazırlık yani gerektiren yerler olabilir. Bunlar da edinmiş olacaksınız. Bunda bir şey yok. Gayet güzel. Evet. Yani 15 aydır bu çalışmaların içerisinde Evet, bulunuyorsunuz. evet. Bilmiyorum. Şimdi Talas Anayurt Kulüp Başkanısınız dedim. Şanssız bir sezon geçirdiniz. Maalesef hocam. ASKF yöneticiliğinden şimdi Murat Akgöz'ü şey alalım. Talas Anayurt'un başkanlığını alalım ve bize ligi değerlendir. Şimdi biz ASKF yöneticisi olduktan sonra Talas Anayurt Spor Kulübü'ndeki yönetici arkadaşlarıma ben ilk defa şunu söyledim yani toplantıda. Dedim ki hani hem kulüp başkanlığı yapıp hem imza yetkilisi olup hem de ASKF'de olmam belki camiada rahatsızlık duyanlar olabilir dedim. Hani bu yüzden dedim ben mümkün mertebe sizlerden biraz uzak kalmam gerektiğini düşünüyorum dedim. Yani etik olması adına. Şimdi pandemi dönemiyle beraber zaten sıkıntılı bir sezon geçirdik. Biliyorsunuz Komple. PCR testleri, aşı kartları. Yani bu arada da işte tertip komitesinde olmam, bütün herkesin diyalog içerisinde olmam yanlış anlaşılabilir diye ben arkadaşlarıma bunu ilettim. Arkadaşlarım da sağ olsunlar. Geçen sezon bütün oyuncu grubunu işte yönetim şeylerini tamamen kendileri hallettiler. Biz de tabii her zaman Bu gönül desteği gönül ayrıdır tabii. desteğimiz devam etmiş bulundu. Maddi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam ettik. Hala da devam edeceğiz Allah kısmet ederse. Ama şimdi
dediğim gibi PCR testleri, aşı kartları bizim görevimiz sadece bir kulüp değil. Bütün kulüpler bizim kulüp. Tabii. Kulübümüz. O havada yürümeye çalıştık, o havada çalışmaya çalıştık. Kulüplerden ziyade saha komiserlerine, hakem arkadaşlara, işte gelen emniyet gücü kuvvetlerine, ondan sonra sağlıkçılara, herkesin yanında olmaya çalıştık. Onların işte aman yetişin, şura aranacak denildiğinde biz onları aradık. İşte şu gelecek denildiğinde biz onları getirmeye çalıştık. Elleri ayakları olmaya çalıştık açıkçası. Evet. Bu arada da Talas Anadoluspor talihsiz bir şekilde bütün bir çok sezonun... Çok dramatik oldu hakikaten. Bütün bir sezonun planlamasını alt üst edecek bir duruma gelmiştik. Yani biliyorsunuz bir transfer dönemi vardı. Son maçlar işte hafta içi, hafta sonu gece maçları bu şekilde oynandı. O dönemde de biz biliyoruz Başakpınar'a 5-2 yenildik. İşte gol aracından dolayı 3 fark vardı. 3 fark vardı. 4 olması gerekiyordu. 4 olsaydı, 3 olsaydı tekrarlanıyordu. Bu tür süreçler vardı. O hani, son hafta artık. Son hafta. 3-1 bitti müsabaka yani, değil mi? Evet. İlk yarı bittikten sonra İshak Hocam geldi. Sağ olsun takıma bir abilik, bir babalık yapayım. Kendi şeyinden hiçbir maddi beklentisi olmadı. Ama yine de küme düşülür, çıkılır. İlk yarıya göre başarılı oldu. Tabii ilk yarıya göre başarılı daha yüksek oldu. Aynı oyuncu grubuyla yani ben şu oyuncuyu istiyorum, ben bunu alın, bunu getirin. Böyle bir şeyimiz olmadı sağ olsun İshak Hoca'yla da. Ondan sonra başarılı da oldu gayet de. Güzel bir sezon geçirdik ama şundan dolayı rahatım. Takım gerçekten güzel futbol oynadı. Yani camiada birçok kişinin takdirini topladı. O yüzden biri benim mesela. O yüzden beğenerek izliyordum hakikaten. Çabuk güzel seri oyuncular vardı, yetenekli. Evet. Ama 1-2 golle küme düşmek de hakikaten dramatik oldu sizin için. Biraz üzücü oldu ama sağlık olsun. Peki oyuncuları hep verdiniz mi transfer döneminde? Ben maçlarımız bittikten sonra arkadaşlarıma bunu söyledim. Yani ben falan takıma gideceğim diyen hiçbir oyuncuyu geri çevirmedik. Yani gitsin, orada oynasın. Gelir veya gelmez. Yani şimdi ilişik problemi yaratmadan direkt verdiniz. Hiçbir problem yaratmadık, verdik. Yani bazı sıkıntılı hani oyuncuları ben getirmediğim için bazı sıkıntı, ufak tefek sıkıntılar olanlar da oldu. Onları da çözdük. Hiçbir sıkıntı yaşatmadan onlara da verdik. Hani geri gelirler veya gelmezler. Şimdi öyle bir şey ki önümüzdeki sezon birinci kümeden başlayacaksınız. Aynı anda başlayacak. Belki 1-2 hafta sarkabilir. Yani, gelirler gelmezler her takımın sorunları gibi bizim de sorunlarımız var. Bu da altyapıyla alakalı hocam biliyorsunuz yani. Altyapıda şimdi bakıyorum ben 53 takım, 2 takım katılmamış birinci amatörde. Geriye kalan 51 takım. Tek birkaç tane takım var kendi altyapısıyla mücadele eden, transfer yapmayan. Geri kalanların tamamı süper amatörden ve eski oyuncularından kurulmuş takımlar. Evet. Diğer takımlar gibi belki biz de sıkıntı yaşayacağız ama çözeriz. Problem yok onda da. Öyle bir tehlike görünüyor. Önümüzdeki sezonun böyle başlayacağı zamanlar özellikle transfer. Tabii ki orada siz de görmüşsünüzdür. 120-130 bandında olan transfer sayısı her sezon 1300 bandına falan çıkmış. 10 kat bir artış var. Birçok takımda yeni kurulduğu için tabii ki transfer yoluyla aldılar. Doğru. Ve geri gidecekler. Fakat verdikleri takımda çıkmış olursa, buradan 6 takım yukarıya çıkacak şimdi. Evet. 15'er oyuncu deseniz yaklaşık 90-100 kişilik bir grup geri. Ya eski takımına dönecek ya dönmeyecek. Evet. Arada problemler çıkacak. Bunun için ne der söylersiniz? Şimdi ben Anayurtspor Kulüp Başkanı olarak ben geri geleceğim diğer her oyuncuya bizim kapımız açıktır. Ama ben gelmeyeceğim diyen hiçbir arkadaşı biz kesinlikle ve kesinlikle bu sadece benim fikrim değil, kulübün fikri. Yani illa geleceğin şöyle olacak, bizim böyle bir şeyimiz yok. Çünkü bizde mutlu olmayan bir kişi bizde verimli olamaz. Bizim amacımız gençlere hizmet. Yani birkaç tane çocuğa elimiz değebiliyorsa ne mutlu bize. Bizim düşüncemiz budur. Acaba katılır mısınız bilmiyorum. Mesela şimdi siz Emrecan Tepetaş'ı verdiniz. Evet. Ama Gazi Osman şimdi çıkarsa, şu anda lider konumunda, baraj maçını geçerse süper amatöre çıkmış olacak. Neden birinci kümeye gelsin ki? Doğru. Ama tersi olursa, mesela ikinci kümeye burada hiç verdiğiniz oyuncu var mı bilmiyorum. Ya da bir başka takım için söyleyelim bunu. O da çıkamadı, ikinci kümede kaldı. Hatta küme düştü. Evet. Fakat geldiği kulüp süper amatör kümede.
Niye ikinci kümeyi beklesin? İşte hani burada oyuncuların tercihleri önemli benim için. Hani ben kendi kulübümle sormak istiyorum. Esas Emrecan Tepetaş bizim kardeşimizdir her zaman. Örnek olduğu için söylüyorum diğerleri gibi. Ben geleceğim. Birinci amatörde de olsanız ben geleceğim dedikten sonra başımızın üstünde yeri vardır. Ama abi ben gelemeyeceğim. İşte süper amatöre çıkardık. Biz takım bundan devam etmek istiyorum derse ona da saygımız sonsuzdur. Çünkü bize Emrecan 3 sezon hizmet etmiştir. 3 sezonun karşılığında aman Emrecan geleceğim veyahut da diğer oyuncularımız da öyle. Bizde kısa vadede oynayan hiçbir oyuncu yoktur. Ben yani aklım o geldiği için o örneği verdim. Yani. Evet. Diğer oyuncularımız da öyle yani. Biz yeni yapılanmada bizim yeni bir genç jenerasyonla şimdi Sungur FK'da oynayan Cengiz Eşme. Kafkaspor'dan beri beraber geldiğimiz. Bizde de bir Anayurtspor'da da bir dönem oynadı. Ülkü Spor'a veren de biziz zaten bu çocuğu. Hani bununla beraber birkaç tane daha oyuncu var. Biz çok iyi oyuncu. Beğenim. Yani altyapısı olup da kulüplerde altyapısı olup da oynatılamayan çocukları kazanabilirsek, onları bu camiye kazandırabilirsek ne mutlu bize hocam. Yani bakış açımız biz, bu diyorsunuz. Evet, yani, biz spor. Böyle bir yol izleyelim. O 16, 14 o gruplar ayrıca kendi ekibimizi zaten oluşturacak. Evet. Peki bir de il tertip komitesinde görev aldınız bunun yanı sıra. Tertip komitesinin sezon başından bu tarafa özetleyecek olursak çalışmalarınız hakkında biraz bilgi verin bize. İl tertip komitesinde Mehmet Başkan'la beraber 5 arkadaş olarak çalışıyoruz. Pazartesi günleri rutin toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz her pazartesi akşamı. Ama hafta içerisinde hepimiz yoğun bir çalışma temposu içerisinde olmamıza rağmen mutlaka ve mutlaka en az birkaç kişi görüşüyoruz. Telefonla görüşmelerimiz haricinde. Şimdi süper amatörde biraz tecrübe kazandık. Birinci amatörde biraz daha tecrübe kazanıyoruz. Yanlışlarımız vardır, mutlaka olacaktır. Ama en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani şimdi neler yaptık mesela tertip komitesi. Kura çekim şeklini değiştirdik atıyorum. Harikaydı, evet. Kendi takımı sırasıyla değil veya alfabetik değil de gelecek takımları bir topun içerisine koyup çekmek bence çok adil bir şekil oldu bu şey. Ve canlı yani, ekranda görünmesi. Ekranda görünüyor. Şimdi bunu biz biraz daha ileriye alalım diye düşünüyoruz. Bununla ilgili bir çalışmalarımız var. Bu Excel formatlarıyla ilgili. Hı hı. Takımlar nasıl otomatikmen kurallar çekildiğinde hangi hafta kimden oynayacak biliyorsa sahaları da yerleştirdiğimizde hangi sahada hangi hafta oynayacağını da bilebilmeli diye düşünüyoruz. Bununla tabii. ilgili de bir çalışmamız var. İnşallah bu konuda da başarılı olursak daha adaletli olacağımızı düşünüyoruz. Elimizden geldiğince adil olmaya çalışıyoruz ama malum hani Argıncık stadı vardı, Argıncık kapandı. İşte şu anda 3-4 tane saha var elimizde. Bunlarla idare etmeye çalışıyoruz. Birileri hoşnut oluyor, birileri olmuyor. Ama biz bu zamana kadar bize bir taleple gelen hiçbir takımı süper amatör de dahil, birinci amatör küme, süper amatör küme, U14-16, saat ve saha konusunda elimizden gün konusunda, cumartesi, pazar günleri konusunda hiçbir zaman üzmemeye çalıştık. Tabii oynayacak iki takımın da gönlünü alarak atıyorum işte X kulüp cumartesi oynamak istemiştir. Rakibi Y kulüp bir hafta önce cumartesi oynamıştır. Ona sormadan hiçbir şekilde hareket etmedik biz. O kulüplerin rızasını alarak çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ona rağmen memnun olmayanlar var. Ara sıra duyuyorum orada. Evet. Hatta sosyal medyada yazanlar da oluyor. Evet. Yaz saat 1'de maç olur mu diye. İşte, ne diyorsunuz buna? Saat 1'de maç olmaması için geçen son haftaki maç programını yaparken bayağı üzerinde konuştuk, çalıştık. Biz maç programlarını yaparken haftalık hava raporlarını da önümüze alıp çalışıyoruz. Hani yağış olur mıdır, yok mudur, nasıl olur? Süper amatörde de biz bunu bu şekilde yaptık ki sahaların temizlenmesiyle ilgili birkaç gün öncesinden biz çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi saat öğlen maç koymayalım, saha sıkıntımız var. Şimdi örnek veriyorum, X takım öğlen saatine denk geliyor oynayacağı saat. Evet. Başakpınar'a sabah saat 10'a yazalım. Bence Anayurtspor Kulübü Başkanı olarak cevap vereyim buna. Ben gitmek istemem yani Başakpınar'a kadar. Doğru, sağlık açısından önemli. Yani öğlen vaktinin o sıcağında oynanmaması gerekir. Ama deplasmana gitmek bir külfet getireceğinden dolayı bir maddi külfet olacak,
servisti, gitmesi, gelmesi, yemesi, içmesi. Kulüpler buna çok sıcak bakacağını düşünmüyorum. Şu anda Argıncık kapalı ama Argıncık açıkken ki modda bir takım mesela bana hocam 5 hafta oldu biz daha hiç Argıncık'ta oynamadık dedi. Şeylerine baktık. Tabii ki bu dediğiniz gibi bir alt kategorisi vardır. Farklı yerde oynadı. Deplasmanı vardır. Eyvallah. Rakibinin durumu vardı. Erkilet'te oynadı. Mimar Sinan'da oynadı. Bunlar da tabii ki göz önüne. Yani olumlu bakmak lazım. Şimdi siz titizlikle çalışıyoruz dediniz. Program var. Şimdi 53 takım. İkisi katılmadı. 51. 50 desek 25 müsabaka. Evet. Doğru mu? 25 müsabakayı hem de cumartesiyi atlayarak yani alt yaş gruplarına vererek programa koyuyorsunuz. Evet. Programa koyarken komite nasıl çalışıyor? Şimdi programa koyarken biz dediğim gibi komitede arkadaşlarla beraber ben bir maç programı hazırlıyorum. İşte diğer arkadaşımız bir maç programı hazırlıyor. Yani herkesin ayrı bir görevi mi var komitede? Ayrı bir görevi var. Sizinki ne mesela? Ben şu anda sağlıkçılarla ilgili bilgilendirmeler yapıyorum. Nasıl bilgilendirmeler? Sağlıkçılar sizde. Sağlıkçılar grubundayım ben. Şu anda ASKF'nin sağlıkçılar grubunda. Orada sağlıkçıların hangi sağlıkçı hangi sahaya gidecek bunları sağlıkçılar derneğe atadıktan sonra o görev sizde. Onu alıyorum. Evet. Onu alıyorum arkadaşlara iletiyorum. Ayrıca da maç programıyla ilgili bir maç programı hazırlıyorum ben de kendimce. Yani kendimce derken sahaların dağılımı saatlere bakarak yani bu belli kurallar çerçevesinde ortaya koyuyoruz. Diğer arkadaşımız da bir maç programı hazırlıyor. Karşılaştırıyoruz. Ya bu burada bu kadar oynamış, bu buraya gitmeli, bu buraya gelmeli. İşte X takımın şu talebi var. Bunların hepsini tek tek 5 arkadaş değerlendiriyoruz, son haline getiriyoruz. Komitede kimler var hocam? Komitede il temsilcimiz Mehmet Başkan biliyorsunuz. Mehmet Yücel. Evet. Fehmi Börekçi var. Dursun Açık Yürek var. Hacı Hatipoğlu var. Bir de Melih Canlan var. Benimle beraber 5-6 kişi oluyoruz. Evet, gayet güzel. Uyumlu da çalışıyorsunuz. Evet. Görüyorum en azından hep sahalardasınız. Yani bütün bu saydığınız isimleri ben her hafta sahalarda görüyorum. Onu da aynı zamanda bu saha dağılımları ile ilgili görevlendirmeleri, biz kendi içimizdeki görevlendirmeleri de ben yazıyorum bilgisayardan. İl temsilcimiz Mehmet Başkan'a gönderiyoruz. Uygun mudur başkanım diyorum. Uygun dediği zaman bizim kendi grubumuzun içine atıyorum ki bu hafta sonu atıyorum Murat Akgöz Serkent'e gidecekse biliyor. Sağlıkçı kim gelecekse orada telefonuyla beraber yazıyor. İşte Erkilet'e kim gidecekse herkes gideceği sahayı biliyor. Ona göre programını yapıyor. Bir de bu Adem Özbek 1. Amatör Küme mesela tabii gruplar var. 6 grup. Herkes bir gruba endekslenmiş. Tabii. Bir orayla ilgili nasıl bir ayrıntı var? Kurallar çekildikten sonra şimdi takımların çok olmasından dolayı talepleri işte sadece Mehmet Yücel Başkan'a değil de bizler de elin altına taşımızı koyalım. Bizler cevap verelim. Takıldıkları atıyorum transfer dönemiyle ilgili, işte lisans işleriyle ilgili, maç programlarıyla ilgili, disiplin kurulu kararlarıyla ilgili. Bunlarla ilgili bilgilendirmeleri biz yapalım diye bir grup oluşturduk. Bunu U18'de de yaptık bir önceki dönemde. U18'de de aynı şeyi yaptık. Şimdi burada da A grubuna Melih Başkan bakıyor, işte B grubuna diğer bir arkadaşımız bakıyor. Buradan da bütün yazışmalarımızı işte değişiklikleri bildiriyoruz, disiplin kurulu kararlarını bildiriyoruz, gruba atıyoruz. Maç programı. O grupla alakalı olanı o kişi oraya atıyor. Oraya atıyor. Hani bir talebi olan olursa da o grubun yöneticisi kim? Murat Akgöz. Murat Akgöz'e özelden de arayabiliyor. Ben normalde grubu kapatmıyorum. Yani yazışmalara kapatmıyorum. Yoruma kapalı değil. İşte herkes yorumunu yazabiliyor. Ama diğer arkadaşlarım kapattılar. Özelden yazıyorlar arkadaşlarıma. Çünkü ben grubun bir tanesini kapattım. 3 gruba ben bakıyorum şu anda. D, E ve F grubuna. Hani gereksiz demeyeyim. İsyanlarını bazen dile getirmek istiyorlar. Gruplarda yazışmak istiyorlar. Eleştirilerini. Özelden her türlü 24 saat bizim telefonlarımız açıktır. Bize herkes ulaşabilir yani. Bu gruplarla ilgili de bilgilendirme amaçlı kurulmuş bir grup yani. Yok, tertip komitesi bahsediyor. Gayet uyumlu çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla. Geriden de takip ediyorum tabii. Burada herkesi memnun etmek gibi bir olanak yok. Yani bugün var ya bu işin en uzmanı kimse Türkiye'de örnek veriyorum. Getirin koyun bu programı. Adam oradan ben Argıncık'ta saat 2'de oynamak istiyorum.
Bu keyfe keder bir şey tabii. Evet. Ama siz bir hakkaniyetle, hakikaten biz deplasmanlı, şimdi şeye geçtiniz tabii, rövanşlı bölüme. İlk maçı nerede oynamış? Şimdi nerede oynuyor? Sabah saat 10'da oynamış, geçen hafta, bu hafta işte kaçta oynaması gerekiyor gibi. Çemberi hakkaniyetle çevirdiğinize inanıyorsanız, ki zaten öyle görüyorum, burada bir beis yok. Bir de şöyle bir şey var hocam. Şimdi Kayseri takımlarının tamamı gençlik spor tesislerini kullanabilir yetkileri var. Albincik'te 44 tane kulüp binası var. Gönül ister ki hepsini orada oynatalım ama oynatamıyorsunuz. Yani ben ev sahibiyim mesela, ev sahibiyim ama ben Vali Muammer'e de gidebiliyorum, Erkilet'e de gidebiliyorum yani. Maç sayısı az olmuş olsaydı bu dediğimizi yapabiliyorduk. Ama tabii, maç sayısının çok olmasından dolayı... Bu sezona kötü geldi. Dolayı, pandemi evet, ligi olduğu için bütün 51-53 kulüp buraya yığıldı. Ama i̇şte, önümüzdeki sezon bu aşılır. Aynen öyle yani şimdi... Argıncık'tan malzemeyi götürmesi getirmesi elbette sıkıntı oluyor. Biz de bu işin içerisinden geldik. Hala da devam ediyoruz yani. O sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Argıncık'ta 2 değil de 4 saha olmuş olsa o zaman çok çok daha rahat ederdik. O yani, günlerde göreceğiz inşallah diyelim. Yani. Mutlu Başkan herhalde Erzurum'da Karma'yla beraber gitmiş değil mi? Evet, Karma'yla beraber gitti. Bugün de saat 2'de maçları vardı. Karma'nın İşte biz programa başlarken ne oldu acaba bilmiyoruz. Yani. Yarı final. Yani kazanırsa final oynayacak. Evet. İnşallah öyle olmuştur diye. İnşallah. İstanbul ve Adana'yı geçtiler şeyle. Diyarbakır'la da karşılaşıyorlar şimdi. Evet. Atletik var bizim U16. Şu anda Atletik, bütün liglerde aşağı yukarı bir U14 devam ediyor. U12 grubunu da başlatacağız inşallah. O da okulların kapanmasından hemen sonra başlatalım diye düşünüyoruz. Yani biliyorsunuz hocam o 12 zaten şenlik havasında geçecek. Tabii. Yani bir de sahaların bu kadar dar olmasından dolayı okullar kapansın, öğrenciler daha rahat gelsinler, veliler daha rahat katılım sağlasınlar diye. Tabii. Öyle bir programımız var. O 14 ligimiz devam ediyor. O 14'lerde de işte okullar kapandıktan sonra hafta içi bir maç yoğunluğu olacak. Kısmet olursa, bizim planlamamıza göre, programımıza göre bir terslik olmazsa bayramdan önceki hafta, ayın ikisi üçünde playoff'ları oynatıp... Bayramdan önce bitmiş oluyor mu program? Bizim şu anki işleyen programımız o şekilde devam ediyor. Yani 14. Bayram, hafta diyor. Hafta içi... Zaten maçlar tek maç. Evet, tek maç olduğu için bu haftada bitmiş oluyor. Evet. Bayramdan önce bitirelim. Merkez bayrama. Tabii. Tatile, bayrama. Ağustos'un 15'inde ligi tekrar sezonu açacak kulüpler var çünkü. Tabii. Bal takımlarımız var. İşte, süper amatör var. Süper amatör var. Peki bu Adem Özbek 1. amatör küme statüsünü geçen hafta da ben konuklarıma sormuştum ama burada şimdi A grubunda Gazi Osman, B grubunda Yerköy, C grubunda Sungur FK, D grubunda Anadolu Yıldızları. Evet. Tabii firesiz gidenler de var. McFit var E grubunda. F grubunda da Erciyes Gücü lider olarak geldi. Evet. Birinciler ve ikinciler, her grubun birincileri ve ikincileri çapraz eşleşmeyle evet, tek maç oynayacak dedi. Bu statü nasıl oluştu? Fikir. Bu statü yine arkadaşlarla toplantımızda hani 53 takım var. Şimdi süper amatörde belki takım sayısı bu sezon çoğalacak. Yani 21 takıma çıkıyor yanılmıyorsam şey olarak. Ama şöyle var, 53 takım içerisinde 3 takım çıkartmanın bir adalet olmayacağını diye düşündük. 6 grup takımların sayısı belirlendikten sonra 6 grup oluştu. 6 gruptan sonra ligden çekilmeler çok oluyordu geçmiş sezonlarda. Maalesef. Hani bunlar yaşanmasın diye hem yukarıda bir heyecan hem aşağıda bir heyecan olsun. Kopma olmasın diye. Kopma olmasın diye. 5-6 evet, başkanımızla beraber 6 kişinin de ortak kararıyla böyle bir statü. Çapraz eşleşmeler de işte A ile B, C'nin D değil. A ile F gelelim. Onu iyice anlatın ki bazı baktım tribünde yanlış bilgilere haiz olan kişiler var. Evet. A ile B, C ile D, E ile F diye söyleyenler oldu. Orayı bir tane açıklayın. Şimdi A grubunun birincisi F grubunun ikincisiyle. Eşleşiyor. En baştaki ve en sondaki. Sonra? Sonra B grubunun birincisi E grubunun ikincisi. E grubunun ikincisiyle. C grubuyla D grubu oynuyor. Yani çapraz eşleşmeler. Birinciler ikincilerle oynuyor. Mutlaka birinci ikinciyle oynuyor evet, ama A ile F oynuyor.
A ile F, B ile E, C ile D. Bu şu anda belli. Yani aşağı yukarı burada gözüken, netleşen aşağı yukarı Anadolu Yıldızları ile Argıncık Spor'un karşılaşması hemen hemen %90 gibi. Evet, öyle görünüyor şu anda. Bir de playoutlarımız var hocam. Yani burada aşağı tarafta mücadelenin devam etmesi için 9 takım mı var. Playout var. Şimdi 9 takım var 5 grupta. En son bir F grubunda 8 takım var. 8 takımlı grupta 2 takım direkt düşüyor. 3. takım playout oynuyor. 9 takımlı grupta 3 takım düşüyor. 4.'sü playout oynuyor. He, bak bir de onu doğru anlatın ki zaman zaman onu da duyuyorum. Şey diye. Kim nasıl oynayacak diye. 8'li 9'lu gruplarda böyle bir karışıklık var gibi. Evet. Siz orada anlattınız ama fixture çekiminde evet. Katılmayan... Bayağı bir yoğun vardı. Katılım çok fazlaydı. Böyle ya da eksik yanlış bilgi insanı böyle yanıltıyor. Evet. Son haftalarda görürsünüz başınızı bayağı ağrıtırlar. Evet. Şimdi burada da yine sistem aynı. A grubu, F grubuyla, işte B grubu, E grubuyla playout maçlarında. En alttaki iki takım düşüyor diyorsunuz. F grubunda en alttaki iki takım düşüyor. Evet. Diğerlerinden 3. Diğerlerinden 3 takım düşüyor. Direkt düşüyor onlar. Evet. Dördüncüler mi? Dördüncüler playout oynuyor. Onlar da kendi aralarında oynayacak. Evet, onlar da kendi aralarında. Ondan netleştirmiş olduk. Gayet güzel. Peki. Bu lig için başka söyleyeceğiniz yoksa bir de bu saha çalışmalarına geçelim. Bu lig için ben özellikle Anadolu Yıldızları'na bir parantez açmak istiyorum. Hani ben transfer yaptı, şunu aldılar, bu oyuncuyu getirdiler diye ben duymadım. Kendi öz evlatlarıyla açıkçası namağlup şekilde ve ligin en az gol yiyen takımı olarak mücadele ediyorlar. Ben kendilerini, hocalarımı tebrik ediyorum. Ali Karacan'a bir tebrik de biz gönderelim. Doğru. Buradan selam olsun. Hakikaten hiç transfer olmadan kendi ilk kurdukları çocuklar büyüye büyüye buraya kadar geldi. Doğru söylüyorsun. Evet. 0 puanlı takımlar da var ya. Vallahi Yeşil Spor'la Feriz Çakmak henüz puanla tanışamamış burada. Sağlık Spor çekildi. Bir de Olimpik var. Olimpik de zaten katılmadı. Evet. Oynayarak puan almayan Yeşil Spor'la Feriz Çakmak görünüyor. Evet. İki takım. İlginç. Tabii böyle bir ligde olacaktı. Mesela Sungur Argıncık maçını izledim ben bu hafta. Sungur FK Argıncık maçı. Diğer bir gün önce izlediğim maça göre çok çok üstte bir müsabaka. Çünkü oyuncular süper amatörden geldi. Evet. Böyle bazı dengesizlikler oluyor. Maç kalitesi açısından söylüyorum. Doğru. 0 puan olmasına rağmen ligden çekilmeyip lige devam etmeleri. Tabii o da yani güzel. O da bizim için sevindirici bir durum. Çünkü hani maç eksik olmasın istiyoruz. Biz katılan bütün takımlar oynasınlar, eğlensinler, evet. Yollarına devam etsinler. Amatör kulüpleri derinden böyle hatta yakından ilgilendiren bir Sümer'deki projeyle ilgili bir gelişmeler oldu. Evet. Biraz sosyal medyaya yansıdı ama yetkili ağızdan bir de televizyonda seyircilerimizi aydınlatalım. Bu konuda çalışmalar ne durumda? Sümer projesi açıkçası benim hayalim. Görsel yani. Vermiştiniz. Eğer arkadaşlarım hazırlarlarsa ekrana da gelecektir. Tabii. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Benim hayalim diyorum. Niçin benim hayalim? Şimdi Sümer'de biz sadece kadın futbol takımının maçlarını izleyebildik. Tribünümüz yok. İşte sadece süper amatörün açılış maçını oynatabildik. Hani buranın bir gerçekten evimiz gibi olması için bizim orada futbol oynamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tribünlerimiz maalesef o kadar eskimiş, o kadar yıpranmıştı ki kalemle bile demir profillere değdiğiniz zaman içine geçiyordu yani. Kalem içine geçiyordu. O kadar kötüydü. Bu Sümer'deki proje seçim öncesinde Mutlu Başkan'ın da zaten vaatleri arasında olan bir projeydi. Yaklaşık olarak 8 ay civarı oluyor bu projenin çalışmalarının net başladığı dönem. 8 aydan beri uğraşıyoruz. Bir bunun maddi boyutu vardı. Spor Toto'dan çözüldü. Bir de bunun projelendirme aşaması, işte maliyet aşaması, ihale süreci bunların hepsi zaman alıyor tabii. İlk 8 ay önce başladığımızda
Buranın, ben mimar değilim ama bir taslak projesini ben hazırladım. Açıkçası bundan da çok mutlu oldum. Ama mesleğinize özdeş. Evet, mesleğimize yakın olduğu için elimizden de geliyordu. Bir taslak proje hazırladık. Bununla beraber işte belediyelerimize, onlardan da çok çok teşekkür ediyoruz. Yanımıza düştüler, gidilmesi gereken siyasilerimiz, hepsi çok büyük emek sarf ettiler. Spor Toto'dan bir bütçe onaylatıldı. Burada yapılacak, Sümer'de yapılacak tesiste 8 tane soyunma odası var. Sekiz soyunma odası. Evet, yani. Şimdi yola yakın taraf saha duruyor, içerideki saha sentetik oluyor değil mi? Yola yakın taraf aynen dediğiniz gibi aynen duruyor, bakımları yapılıyor, aydınlatmaları ve tribünleri falan yapılacak oranında. Her çim zaman. Olarak orası çim duruyor, olarak doğal kalıyor. Çim olarak duruyor. Diğer öbür taraf sentetik saha olacak. İç taraftaki saha da sentetik oluyor. İşte bu sahanın alt drenajları değişecek. İhalenin içerisinde olan şeyler iki tane bir tribün, iki tane diğer sahaya tribün. Toplam 4 tane 200'er kişilik, 250'şer kişilik tribünler olacak. Yani yaklaşık 500 kişilik bir tribün olacak. Aydınlatması. Yani ışıklı olacak gece maçlarda evet, olabilir. Gece maçları için 900 metrekare civarında da bir inşaat alanı olacak. O sahaların İhale bedeli ne kadar çıktı Murat Bey? Yaklaşık olarak şu anda belediyenin hesapladığı maliyet bizim Spor Toto'dan gelecek paramız yetmiyor. Yani 12 milyon TL para buraya yetmiyor. Belediye gerekli kalan kısımlarını sağ olsun Mendup Başkanımız gerekli her türlü desteği veririz. Ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Biz bu projeyi bitiririz dediler. Onun da sözünü almış bulunuyoruz Mutlu Başkanım. Yani çünkü o konuşulan zaman da şimdiki mevcut piyasadaki bazı rakamların artması şeyi artırmış olabilir. Tabii 8 ki. Ay önce 8 ay önce yaklaşık 6 6,5 milyon 7 milyon civarlarını biz kendimiz öngörüyorduk. Kendimiz öngörüyorduk. Şimdi 12 milyon lira yetmiyor diye konuşuyoruz. Yani ekonomik Doğru. durumlardan dolayı. Dediğim gibi burada Sümer'in saha sentetik oluyor. Kaç tane dediniz soyunma odası? 8 tane soyunma. 8 tane soyunma odası artı hakemler ve diğer hani sonraki gelecek takımların ısınması. Tabii. Peki ısınma yeriyle alakalı? Isınma yeri iki sahanın arası zaten ısınma yeri oluyor. İki sahanın arası şu anda mevcut zaten halısı falan serilmiş vaziyette ama orada saha yeni yapıldığı zaman çitler falan komple tamamen değişecek zaten. Tel çitlere kadar bütün hepsi yenilenmiş olacak. Artık o ısınma yerlerinin yanındaki betonlar falan buraların da süngerle kaplanması gerekecek. Yani Allah korusun bir düşme herhangi bir şey olduğunda zarar görmemesi için çocukların. Ne zaman kazma vuruluyor diyelim? Tırnak içinde kazma vurulma. Hep böyle denir ya yani. Biz yaklaşık 4-5 gün önce Mutlu Başkanım bize ilettiği şey şu, bir hafta 10 gün içerisinde ihalesi yapılacak. İhale yapıldıktan sonra zaten işte biz de hani inşaat sektöründe bulunan arkadaşlarımıza, dostlarımıza, herkese söylüyoruz. Yani burada böyle bir proje var, ihaleye katılın, kim alırsa artık, kim kazanırsa ihaleye, biz de elimizden gelen desteği verelim, gidelim, gelelim. O ihaleyi alan müteahhit firmaya destek olalım. Gerekiyorsa orada yatalım diyorum. Yani artık hani burası bir hayal hayal olduğu için resmi işler kendi çapında onlar ilerler yani. Bitince de gayet güzel bir şey olacak gibi görünüyor. Gerek lansman çalışmalarında falan görmüştüm. Umarım öyle olur. Peki Argıncık, yani Sümer için başka söyleyeceğiniz Sümer varsa? İçin işte hakem odası var. İki tane oradaki şeyleri söyleyeyim. Bireysel sporlar için 85 metrekare bir salonumuz var. Aynı zamanda masör odası, oraya geldiğinde doktorumuz, masörümüz orada sabit bulunmalı. Her zaman söylüyoruz, sporcu sağlığı önemli. Şimdi bir kulüpten bir sporcu adele veya sakatlık yaşadığı zaman nereye gideceğini bilemiyor. Kulüpler, ben de dahil birçoğumuz bilemiyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. En azından orada bir el olursa, bunlara da değerse herkes mutlu olur diye düşünüyoruz. Koordinasyon odası aynı zamanda orada yaklaşık olarak 110 metrekare bir alan sadece. Yani toplamda burada 900 metrekare bir inşaat alanı var. O da Sümer'in olduğu taraf, yani kale arkalarının bulunduğu yerde A ve B blok diye. İki bloktan oluşuyor. Öyle yapılmış olacak. Yani inşallah.
Peki Sümer için söyleyecekleriniz bittiyse bir de Argıncık Stadı'nı. Argıncık Stadı'nda en son zemin çalışmaları yapılırken ben Gençlik Spor İl Müdürümüz de oradaydı, ben de oradaydım. Burada özellikle ısınma alanının olmadığından dolayı nasıl yapılır, nerelere yapılabilir diye öyle bir istişaremiz oldu. Mutlu Başkanımız, biz Gençlik Spor İl Müdürü, diğer müdürlerimiz. O iki kale arkasının, iki kalenin bulunduğu ara kısım, iki sahanın ortası. Orası tamamen ısınma alanı. Bir de tribünlerden indiğimizde sahaların girişine doğru yürüdüğümüz bir alan var, parkur alanı gibi. Oralar tamamen yine halıyla kaplanacak. Buralarda ısınma alanı yapılacak. Bizim, ben her platformda da söylüyorum, her yerde de söylüyorum, bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi de ampute futbolu için bir sahamız yok. Ben onu soru olarak koymuştum da ampute ve görme engellilerle ilgili bir çalışmanız var mı? Çünkü çok daha küçük bir alanda oynanıyor. Ancak özellikle amputeninkini söylüyorum. O normal bizim sahada oynandığı için hadi görme engellilerinki farklı küçük de olsa öyle bir sahaya ihtiyacımız var. İki tane. Bir görme engellilere bir amputeye. Onunla ilgili bir çalışmanız var mı? Gençlik Spor İl Müdürümüzle bunu da daha önce de konuştuk. Her zaman da konuşuyoruz. Bununla ilgili bir yer işte bu Erkilet olur, Serkent olur. Hani buralarda yani tabii ayrı münferit bir yer olması tabii lazım. Tabii bir yer olması lazım. Bununla ilgili isteklerimizi, taleplerimizi her dakika, her saniye bildiriyoruz. Bildiriyoruz. Bildirdik de bildirmeye de devam edeceğiz. Onlar da bakanlığa bildiriyordur muhtemelen. Gelişmeleri durmadan takip edeceğiz. İnşallah onlar da bir sahaya kavuşturursak bu tarafta amatör futbolda işte orada bir saat maç için iki saat o saha oynanamaz duruma geliyor. Mesela Argıncık yani, için söylüyorum. Müsabaka Argıncık bir nolu da olsa diğer takım mesela şu anda görme engellilerin kullandığı yeri ısınma olarak kullanabilir gayet rahat. Müsabaka olmadığı zaman. Olunca büyük sıkıntı oluyor. Evet aynen öyle. Durum öyle. Orada şu anda halılar toplanmış. Gördüm. Drenaj yapılacak herhalde. Drenajları bitti. Halılar serildi. Önümüzdeki sezona yetişiyor değil mi? Önümüzdeki sezona yetişir. Zaten burada sadece prosedürler, hani sahanın yapımı ve yerinde uygulanacak esaslarla ilgili bir sıkıntı yok yetişmesiyle ilgili. Ama evrak işleri biraz zaman alıyor dediler müteahhit firmayla görüşmemiz. O da en kısa sürede çözülür. Bürokrasiyi en aza indirirler. Orada yani, yetişir inşallah. Önümüzdeki sezona yetişir. Gayet güzel olacak gibi görünüyor. Ama saha eksiğimiz var mı? Var. 1,5 milyonluk şehre artık birkaç tane daha saha yapılması lazım. Evet. Umarım onlar da... Mesela bak Hacılar bal maçını şeyde oynayacak. Şimdi artık kendi tesisinde. Bir içeride bir dışarıda. Belki dışarıya gittiği zaman... Hacılar dışarıda oynarsa Hacılar Erciyes, içerideki sahayı kullanma şansımız olur mu? Bir saha artımız olabilir belki. O da bir kenarda anekdot olarak yani, dursun. Bir saha çok önemli bizim için şu anda. Önümüzdeki hafta mesela üniversite sınavı var. Cumartesi günü A takım maçı veremiyoruz. Pazar günü maç verdiğimizde çocuklar sınava girecek. Sınavdan sonra saat 4-6 6-8 oynatabiliyoruz. Yani elimizde 4 saha var, 8 maç eder. Bizim toplamda merkezde 15 maç oynatmamız lazım. Haftaya nasıl program? Bir daha anlatın. Üniversite sınavı var. Sınav var. Pazar günü maçları oynattığımız takdirde 8 maç oynatabiliyoruz. Sadece. Sadece. Evet. 15 maç oynatmamız gerekiyor ama içeride. Deplasmanlar nasıl haricinde. Oynatacaksın? İşte saha, bir saha bizim için çok önemli diyorum yani. Evet. Bunu Argıncık oturacağız. Olmadığı için. Argıncık olmadığı için. 2-1 de öyle gitti. Argıncık. Bir de o Hisarcık'ta eni boyu kısa bir saha var. Mesela hiç yararlanamadığımız. Hiç yararlanamıyoruz yani. O da acı bir şey olarak önümüzde duruyor. Aklımıza gelince söylüyoruz. Peki. Yani çok uzun da değil yöneticilik şeyiniz ama bu edindiğiniz tecrübelerle amatör kulüpte iyi bir yönetici nasıl olmalı Murat Bey? Kendi işinizi size soruyor. Kulüplerde mi? Tabii ki kulüplerde. Başka nerede olacak? Şimdi federasyon şeyi çok daha farklı. Yani kulüple bambaşka bir şey. Federasyondaki yöneticilik yani bir göreviniz varsa o görevi takip edersiniz, işinizi halledersiniz. Ama kulüplerde her şey size bakıyor. Bütün işler malzemesinden işte suyuna, oyuncunun gelip gelmediğine, idmanla tamamına size bakıyorum. Ben şunu söylemek istiyorum.
2000 Kafkaspor döneminden bu tarafa diyeyim. Yaklaşık 9 senedir ben bu yöneticilik işini yapıyorum. Hiçbir futbolcuya ben şunu veririm deyip de vermediğim olmamıştır. Yani güzel. Mesela taahhüt ettiğiniz miktarı vermeniz gerekiyor. Yani ben eğer para veyahut da herhangi bir şey taahhüt ettiysem, iş taahhüt ettiysem, yani bir hediye alacaksam, ben sana şunu alacağım dediysem almışımdır, yapmışımdır. Hani görüyoruz, duyuyoruz, bazen biz de üzülüyoruz. Yöneticiler tarafına geçiyoruz, onlara da hak veriyoruz. Oyuncular tarafına geçiyoruz, onlara da hak veriyoruz. Elimden geldiğince ben her zaman şunu söylüyorum. Adil olmaya çalıştım, adaletli olmaya çalıştım. Olay bu. Hem yaşadığım hayatımda, hem işte yaptığım işimde, yöneticilikte, çalıştığım iş yerinde de yöneticilik yapıyorum ben aynı zamanda. Adaletli olduğumu düşünüyorum. Yastığa kafamı koyduğum zaman vicdanımla baş başayım ve de çok rahatım. Önemli olan bu. Altını çiziyorsun. Benim en büyük kriterim bu. Tabii. Şimdi hayır, komite olarak baktım. Bak Melih Can'dan dediniz. Mesela evet. O da Argıncık Spor'da aynı görevde. Evet, şimdi yönetici. Fehmi Hoca, Fehmi Börekçi'nin mesela kulübü yok şu an. Evet. Şeyin de yok, Dursun Bey'in de yok. Evet, o da. Mehmet Yücel uzun zaman hep yaptı böyle. Aynı sıkıntıyı biliyor. Ama şimdi bu sene ilgilenemedi tabii Amarat Spor'la görevi gereğince. O da öyle. Kişinin biraz da durumuyla alakalı oluyor tabii. Evet. Hani kolay işler değil, zaman ayırmak çok önemli. Yani bu işlere hem kulüp bazında hem federasyon bazında zaman ayırmak çok önemli. Çünkü orada federasyonda birçok kulübün sorumluluğu sizde. Yok, şimdi hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bazen bir konu geçiyor. Yöneticiler diyor ki ya Kayseri'de antrenör yok. Mesela bizim ben de bir antrenörüm. Bu laftan gocunurum yani. Öyle bir şey yok tabii. Ama antrenör de diyor ki Kayseri'de yönetici yok. O da öyle deyince işte yöneticiyle antrenör karşı karşıya geliyor. Antrenörlere sorarsanız senin gibi yöneticim olsun derler yani. Öyle bir esprimiz evet. Olur arkadaşlarımıza da. Ama antrenör olmadığını düşünmüyorum. Aksine tabii. Saha içerisinde antrenörler de hakemler kadar korunmalı, yöneticiler de hakemler kadar korunmalı diye düşünüyorum. Doğru. Bununla ilgili işte nerelere gidilmesi gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa yapmak için de elimden geleni yaparım yani. Peki. Bu geçmiş tecrübelerinizle ilgili yani yayınımızın sonuna geldik, onun için söylüyorum. İlginç bir anınız varsa anlatın, kapatalım. Bu sezon olur, geçmiş sezon olur. Bu sezon bizim Ülküspor'la maçımızda İbrahim Hocam çok severim, kendisi kardeşim gibidir. Yöneticileri Ufuk Yaşar. Hı. Bizim Ülküspor'la maçımız var, süper amatör. Ben işte böyle bir köşede izliyorum maçı. 1-0 oldu. Ülküspor golü attı. Ufuk Yaşar'ı Peruk'la beraber şeyde, tellerde, Argıncık tellerinde. Peruk var onun. Ona çok gülmüştüm. Hani Peruk'la hani gol atınca Peruk takıyor. Tellerde herkesin diline de dolandıydı. O zaman çok gülmüştüm yani. Evet. Geldiniz, anlattığınız bilgilerle programımıza renk kattınız. Ben teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda gerek tertip komitesi olarak gerek ASKB yönetimindeki çalışmalarınızda başarılar diliyorum Murat Bey. Yeni sezon içinde zaten daha sonra yine görüşeceğiz. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Ben de TV Kayseri ailesine, sizlere çok çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Önümüzdeki sezon tekrar görüşmek üzere diliyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, yine bir programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak ümidiyle iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.